yeah, yeah, yeah. Ball in my court, high step is a layer. My life like a movie, just keep moving, it's a trailer. Chefing in my kitchen, got me trying to get my cake up. Nasıl hava? Hava kırmızı pozisyonda. Görüşmek üzere. Hayırlı yolculuk. Saatimi çıkarayım mı? Öter mi? Abi TC'nizi alabiliriz. Ama yanında bir şey yedik mi abi? Emekli maaşını buraya bırakırız. Burinci Gökhan diyor ki abi ne yersin ne yersin. Dedim git simit al abi. Simit almış bak. Bir tane simit almış abi. Yarıya böldük. Ne çay var ne bir şey var. Biz çok güzel yemek yedik simitten sonra. Kaç çay vermiş? 1000 lira. Bedava. Sizin için özel uçak tuttuk. Şimdi tekne satıyor abi. İsmi ne Fifi'nin? Fıstık. Fıstık. Allah Allah. Olaylar olaylar olaylar. Geldik de içeri giremiyoruz. Hoş geldiniz efendim. Merhaba. Açıldı. Hadi limandan ayrılıyoruz. Kaan Bey. Saat kaç? Farkında mısınız? Saat? 12'ye 5 var. Tamam gaz devam. Ve karanlık. Karanlık da be. Çünkü karanlık. Herkes gece çıkamaz. Gece çıkacak olan kurallarına göre Yunan bayrağını asmamız gerekiyor. Bizi yolladı buraya, kendisi yatıyor beyefendi. Ufak bir çaplı bir yangınımız çıktı. Efendim saat 6. Biz hala yollardayız. Sancağı vur baba. Vur sancağı. Evet, kavgalar var. Kaptan sen diyoruz oradan mı kaldın? Ne yaptın sen ya? Çok zor iş ama ya. Düşme riski var, ölüm riski var. Çeşme burnuna doğru yol alıyoruz. Saate bakıyoruz. Saat bir daha bakıyoruz. Şey oldu. Saat yarım değil mi? Evet. Yarım mı? Evet. Şimdi Alaçatı'dan çıktık. Şehrimiz Ataköy ama etap etap gidiyoruz. Şöyle buradan Alaçatı'dan Çeşme, Çeşme burnundan Karaburnu'na doğru yol alacağız. Midilli'nin arkasından geçeceğiz. Eğer ki hava müsaade ederse, etmezse Türk sularından 10 mille yol alıyoruz. Tabi buralarda sığlık, fener, batık hepsi var, mevcut. Hava koşulları iyi olduğu takdirde sabahleyin saat işte 9-10 öğlene doğru, 9-10 gibi Babakale'de olmayı planlıyoruz. Hedefimiz öyle. Ama tabi ki işler tam yolunda gidip de Midilli'nin arkasından geçebilirsek hedefimiz Bolcaada olacak. Bunun için tabii çok erken. Önümüzde 4-5 saatimiz var. 4-5 saat sonra rotamız ne olacağı belli olacak. Herkes gece çıkamaz. Gece çıkacak olanların bütün tedbirleri alması gerekiyor. Özellikle makinenin yağına, suyuna ve siltine de su var mı yok mu onlara bakması gerekiyor. Seyir fenerleri, seyir cihazları okumayı bilmek gerekiyor. Karanlıkta her şey başınıza gelebilir çünkü biz sadece Taner Güngör'le beraber şu an yol alıyoruz. Kaptanımız dümende. Bu şekilde yol alacağız. Tabii ki burada topuklar var. Çok sığ seyir yapamıyoruz. Açık seyirlerimiz olacak. Şu an çıktığımız için kıyı seyri gidiyoruz. Ama Çeşme burnundan sonra artık kendinizi açıp açık denizden gitmiş olacağız. Sağ olun bu bilgileri için. Ben teşekkür ederim. Değerli bilgileri için beyefendi. Teşekkür ederim. Bakın kap karanlıkta gidiyoruz. Oğlum. Bakın simsiyahta gidiyoruz. Gökhan Bey buyurun. Şimdi Türkiye'yi bırakıp Yunan tarafına geçiyoruz. Evet. Bu işte geçerken deniz kurallarına göre Yunan bayrağını asmamız gerekiyor. Şimdi gideceğiz maalesef Yunan bayrağını asacağız. Yunan sularından hareket edeceğiz. Şu an asıyorum. Asın beyefendi. Şu anda saat 2. Gökhan asıyor evet, Yunan bayrağını. Bakın görüyor musunuz? Yunan bayrağını astık. Yunan bayrağını asmak demek yani bayrağı ve bunun üzerine Yunan bayrağı. Bunun anlamı da biz Yunan kanunlarını kabul ediyoruz anlamına gelir ve bu bir centilmenliktir. Çünkü onların sularındayız. Bayrağımızı çektik. Şu an hazır. Bakabiliriz. Bayrağı gösteriyor.
Evet Taner Bey, geldim. Gökhan Bey, bakın saat kaç? Saat 2. Bakın 9000'i gidiyoruz. Görüyorsunuz. Burası neydi? Kindos muydu? Neydi bu adamın ismi? Minnos. Minnos mu? Minnos. Artık neyse. Evet, şu an Yunan'dan gidiyoruz. Gözüküyor mu beyefendi? Görüyor musunuz beyefendi? Nereye çekiyorsunuz? Gökhan Bey göremezsiniz orada hiçbir şey. Gökhan Bey yani orada nasıl göreceksiniz yani? Telefonun ışığında şeyi nasıl göreceksiniz Gökhan Bey? Yapmayın. Bak hava soğudu. Giyindik kat kat. Evet. Kat kat giyindik Gökhan Bey. Saat 2 hala dümendeyiz Gökhan Bey. Faik Bey nerede? Faik Bey yatıyor. Bizi yolladı buraya, kendisi yatıyor beyefendi. Bu İki nedir ya? Çekil oradan. Bak Allah'ım, tanker var önümüzde. Çekil oradan. Kaptan geliyor. Çekil. Rotamızı şaşırdık bak konuşurken. Dur, rotamıza girdim şimdi. Tamam, yine görüşeceğiz. Çok yakında. Tekne yanıyormuş. Ulan tekneyi de bırakamıyorum ki, nasıl bırakayım? Tekneyi bıraksak gidecek. Saat 3'ü 20 geçiyor ve teknede olaylar var. Ne var teknede? Şimdi teknenin en söz bölümünden... Bir ışık terslisin, siz gelin. Evet. Teknenin egzoz bölümünden ufak bir çaplı bir yangınımız çıktı. Evet. Ama erken müdahale tabii ki hayat kurtarır. Erken müdahale ile şimdi yangını söndürdük. Bir gösterin o zaman şeyi kapatıyorum. Göstereyim. Buyurun. Işık var değil mi orada? Var. Efendim saat 6. Biz hala yollardayız. Yollardayız. Hala gidiyoruz. Hala gidiyoruz. Gün doğdu. Gün doğdu, biz hala gidiyoruz. Efendim durmak yok. Gidiyoruz. Ne oldu? Yangın ne oldu? Yangını söndürdük. Kontrol altına aldık. Makineler arası açık. Sallanıyor. Gidiyoruz. Sallanıyor. Yangına ineceğim de bakacağım da. Kalkamıyorum. Sonra bakacağım. Gel bak bakalım. Aa, yok şimdi hava şey bak düşündüm. Hava şey olmaya başladı. Sana bir kemikten bir şey istiyor musun? Öğlene doğru gideceğim. Öğlene doğru yangın yerine. Buyurun. Pike tarzı bir şey ister misin? Ne gibi efendim? Pike tarzı. Pike mi? Sen düşündün galiba değil mi? Yok, şöyle ayaklarını örtmek ister misin? Var mı? Var tabii. Yarın örtelim beyefendi. İyi hadi görüşürüz. Yeah. Ball in my court, high step is a layer. I like making movies, just keep moving, it's a trailer. Shopping in my kitchen, got me tryna get my kick up. I think God for all that's coming to me, not straight up. Ball in my court, high step is a layer. Yerden kapandım işte. Soğudu ama ya. Bu akşam daha iyiydi, sabah oldu, soğudu ha. Vallahi bitti ha. Burası da tam... Buradan uydu. Dinleniyor.
yolumuz uzun da. Dün çıktık pazartesi gece saat 11'de. Bugün salı. Saat 6.30. Daha yolumuz var. Hadi görüşeceğiz. Bir de şöyle arkadan bakalım. Gökhan Bey günaydın. Günaydın. Tam da böyle güneş vuruyor arkanızdan. Tam böyle şey çıkamıyor. Güneş iyi çıkıyor da siz böyle nasıl? Karanlık çıkıyorsunuz gibi. Şöyle geldiniz abi. Öyle uygun mu? Ha, öyle de fark edin. Tam buraya gelirseniz çok iyi çıkar. Geçin şöyle. Şöyle geçin beyefendi. Tam şuraya. Evet. Şimdi oturun beyefendi. Oturabilirsiniz oraya. Buraya oturamıyoruz ama böyle. Şöyle. Ha, şöyle. Ha. Şimdi anlatın. Tam neredeyiz beyefendi? Saati söyledik mi kaç olduğunu? 7'yi çeyrek geçiyor. Bakayım. Evet, buyurun. Tam olarak mevkimiz Yunan Midilli. Burası Midilli mi? Midilli. Evet. Türkiye Yunan sularında hareket ediyoruz. Biraz önce siz uyurken Gökhan uyurken tam Yunan sahil güvenliğinin yanından geçtim. Sıfır. Bizi durdursa ne diyeceğiz? Diyeceğiz ki alın bizi götürün gittiğiniz yere. Bu şeyimiz yok değil mi? Belgemiz yok. Belge mi olması lazım? Belge derken jenastoğumuz olması lazım, çıkış yapmamız lazım. Yani bir şey götürüp deniz kanunlarına, normal deniz kanunlarına göre trans geçebiliyoruz. Ama ben, tabii ki ilişkilerimiz... İlişkimiz iyi. Ben durdursa komşu transit geçiş. Transit geçiş. Geçiyoruz. Bu arada bir saat Taner Bey uyudu, bir saat sonra uyuduk. Biz şu an birer saat... Ben kaçta uyudum? Ben saat 5'te uyudum, 6'da kalktım. Sen 6'da uyudun, 7'yi çeyrek geçe kalktın. 15 dakika fazla uyudun. 15 dakika seni uyutacağım o zaman. Neredeyse ben gidiyorum abi. Bakın rotadan şaştım. Geçin. Yılın derken ne tarafa gideceksin? Beyefendi geçin. Birbirinize geçin. Denize girmeyi hak ettik ama. Bak orada da askeriye var, Türk askeriye gemisi. Gördün mü? Sahil güvenlik mi, askeriye mi var? İkisi aynı şey değil mi? Hı? İkisi aynı şey değil mi? Kim? İkisi aynı şey değil mi? Oğlum, sahil güvenlik başka, askeriye başka. Sahil güvenlik başka, askeri başka. Tabii o askeri gemi olamaz mı? Evet, o bak askeri gemi, sahil güvenlik değil mi? Siz göremiyorsunuz. Saat 9. Bak, sana söyleyeyim mi? Bizden başka tekne yok abi. Denizde. Baksana. Bu havada kimse çıkmaz. Hava zaten biraz sonra bozulacak. Kardeşim bu bidet adası da bitmedi ya. Hava bozulmuş ya. Baksana. Öyle gidiyor. Bak biz tam buradayız. Az kaldı. Saat 12 gibi şeyde olacağız. Neresi de orası? Orada oluyor işte. Sağolsun Gökhan Bey çay yapmış bize. Evet. Gökhan Bey nedir şimdi? Nereye gidiyoruz? Son durumumuz Ayvalık'ı geçtik. Yine Boğaz'dan buradan Babakale'ye gideceğiz. Babakale'den yakıt ikmali yapacağız. Çünkü yakıtımız Bozca Adaya kadar yetişmiyor. Burada tam ortalarda sığlığımız var. Müsellim geçtiği geçiyor. Burada müsellim kayalıkları, sığlıkları neyse öyle bir şey söyleniyor. Denizcilerin bildiği bir şey. Babakale'den ikmalimizi yaptıktan sonra yolumuza devam edeceğiz. Hala şeydeyiz. Midilli gözüküyor. Midilli ne adamış be abi? Vay vay. Evet şimdi vatan toprağı Türkiye'ye giriş yapıyoruz. Tam sınırdayız. Sınırda olduğumuz için artık o ülkenin bayrağına ihtiyacımız yok. Bütün denizciler de bu işi bilir.
hangi ülkeye giderseniz onun bayrağı üstte olmak durumunda. Bu bir kanundur, bir centilmenliktir. Görüşmek üzere. Abi çok güzel. Çok güzel anlattı, aferin. Çok güzel anlattı. Gidiyoruz Berhamkale'ye doğru. Bir saatlik yolumuz varmış. Bakacak. Yakıt yeterse Bolca'dan alacağız. Yetmezse Berhamkale'den. Dedim şu anda tam Babakale'nin önünden geçiyoruz. Değil mi Gökhan Bey? Babakale'nin oradayız. Burası Kuzey Ege'nin en üç noktası mı? En üç noktası. Ama güzelim doğayı, tabiatı. Evet, böyle bir sürü evler yapmışlar tepeleri abi. Yok etmişler. Evet. O güzel güzelim minik kasaba artık kasabalıktan çıkmış. Açılmış böyle bir şey yapmışlar, öyle kalmışlar. Bak değil mi? Dağlar artık böyle eylan olmuş. Yalnız sen Babakale. Vay 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 vay. Sancağı vur baba. Vur sancağı. Dayak yemeyelim. Vur baba. Yürü be. Nereye şimdi? Rotamız neresi? Bozcaada. Direkt Bozcaada mı? Direkt Bozcaada. Hadi dalgayı aldık gidiyoruz. Gerçek denizciyiz. Evet, gerçek denizci. Çakma değil, gerçek denizciyiz. Kırışkadan denizci değiliz yani. Hayır. Nasıl evet. Çakma karavancılar var, bir de gerçek karavancılar var. Bir de kırışkadan denizciler var, bir de gerçek denizciler var. Biz gerçek denizciyiz. Bu havada kimse çıkmaz böyle. Görmüyor musun? Dalga var, rüzgar var. Abi bizden başka da kimse yok zaten. gözüktü mü? Bozcaada gözüktü. Ne kadar kaldı? Yani ilk planlamalara göre biz Babakale olarak hesaplamıştık modop durumunda biliyorsunuz. Ama baktık ki hava biraz daha sertliyor. Modopumuz da yeterli. Bozcaada'yı hedef bulduk. Bozcaada'ya gidiyoruz. Ne kadar sonra oradayız? Bozcaada 45 dakika, 40 dakika sonra. Evet, Bozcaada gözüktü. Bu arada saat 1:05 geçiyor. Daha kaç saat oldu? 12, 13 saat oldu. 14 saat. 14 mi oldu? 14 oldu. Durmak yok, yola devam. Efendim. Efendim geldik Bozcaada'ya. Bakın burası Bozcaada. Değil mi Bozcaada'ya beyefendi? Bozcaada'ya geldik. Bozcaada kale. Şey de burada. Yakıtçı bizi bekliyor. Ha, onlar yakıt şey mi? Onlar bizi bağlayacaklar ama... Evet, ne yapmamız lazım? Toroz almamız gerekiyor, halatlarımızı ayarlamamız gerekiyor. Ama hiçbiri ayarlı değil. Ayarlayacaksınız. Beyefendi ayarlayacağız da... Allah'ım yarabbim ya. Dur gidiyorum. Bir saniye. Yanaştık mı? Şimdi yanaştık. Sağ olsun arkadaşlar yardım etti. Beyefendi teşekkürler yardımınız için. Ben teşekkür ederim ne demek. Siz olmasanız. Yanaşamam. Ne oldu şimdi? Stop ettik mi? Stop ettik. Evet. Teknemizin makinalarını dinlendiriyoruz. Dur bakalım şimdi. Bir tutu şöyle. Bir kaç saat olmuş? 1 saat gece 11'de çıktık, evet. Değil mi? 12 saat, 13, 14, 15 saatten beri yoldayız beyefendi. 15 saattir burada makineler çalışıyor. Bu evet. Makinelerin bir yağına suyuna bakmak lazım. Ve ondan sonra yolumuza devam edeceğiz. Ama başımıza neler geldi? Ne geldi? Buyurun gösterin bakalım. Evet. O sabaha karşı karanlıkta dümen mi tutayım, kamerayı mı tutayım? Buyurun. Gece şurası yandı. Aa, beyefendi nasıl yandı bu? Ne var burada? Egzoz. Egzozun ne işi var burada ya? Egzozun tirseği yandı. Orada ahşabı yaktı. Ha bu mu kokuyordu gece? Evet. Yani siz bunu söndürdünüz. Ve bunu söndürdük. Kapağı falan söktük. Evet. Söndürdük.
Nasıl şey oldu? Burada bir şey var mı? Oralarda bir şey yok. Ha bunlar sağlam. Ben de motor yanıyor dedim. Motor yanıyor zannettim beyefendi. Bu daha kötü, tehlikeli yangın. Yangın değil mi? Ateşli Allah yangın olsun. Yani. Beyefendi gider miydik gece? Yani saatte bir kere aşağı inip bakmamış olsaydık muhtemelen yani yanardık yani. Ben denize atlardım. Atlardık ama nasıl kurtulacağız, çıkacağız? Beyefendi yüzmesini bilmiyor musunuz? Ya ben o kadar bilmiyorum. Allah bey, ben size yardım ederdim yani. En güzel yüzmeyi bilen kişi bu olmuştur. Ben böyle bir şey görmedim ya. Dur bir daha bakayım oraya, egzozun çıkış yerine. Abi şuraya bak nasıl yanmış ya. Ben bir de orayı kırdım. Hayır işte. Kırdın. Bir de sana bir şey söyleyeyim mi? Burası da şey kokuyor böyle hani. Yanık kokuyor böyle. Ha? İşte camları açıp gitmesi lazım artık camları şeye gidince. Ay şimdi gitmez. Orayı silecekler, edecekler falan şu mekan. Şu şeyi alana kadar teknede bir dolaşalım beyefendi. Abi 15 saatten beri yoldayız, tekneye bile dolaşamadık yemin ederim. Bak tabaklar, çanaklar, burada görmüş olduğunuz gibi buzdolabı var. Burası master. Kameraya doğru gidiyoruz. Efendim açıl susam açıl. Burası master. Işıkları yakayım bakayım. Abi tekne kullanmaktan, bak bu kapak da düşmüş ya. Biz mi şey, sarsıdan mı düştü? Burası master kamera. Vay 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 vay. Vay vay. Burası. Tan abi. Tuvalet. Buyurun. Bunun nasıl yandığını da söyleyeceğim. Bir saniye geliyorum. Burası şey mi? Normal kamera mı? Evet. Burası normal kamera. Normal kamera. Evet efendim. Burada başka bir kapı var mı? Burada yok beyefendi kapı. Bir şey yok galiba burada. Değil mi? Burası ne? Var kapı. Hayır kapı yok. Buradan tuvalete mi gidiyorsun? Buradan bir tane daha mı şey var? Aa, baba burada tuvalet varmış ya. Ulan dur o ne bende bak. Görüyor musun? Olaylar. Olaylar bitmiyor beyefendi. Kapıları kapatalım da. Şimdi Çanakkale Boğazı'na gireceğiz. Orada inanılmaz bir hava var. Buyurun şimdi söyleyin. Şimdi bizim bu neden yandı dersek de bu makine makamı yapılmış bu teknede. Evet. Makine makamı yapılırken şu hava filtresi. Nerede ki? Bu tekneye uygun değil. Allah Allah. Uygun olmadığı için de nefes alamayan makina bir şekilde bir yerde ısıtacak. O da egzoz ısıttı. Bunu makine. Yapan düşünmemiş mi? Yani değerli ustalarımız var. Bakayım nasıl? Arkası nasıl? Kapalı. Vay vay vay. Şimdi filtre yok mu? Kopardım aldım işte o yangında. Hı. Şu an problemimiz yok. Yani siz usta olmasanız boku yedik yani. Değil mi? Yanmıştık. Yani acemi olsaydık patlamıştık. Yanmıştık. Yanmıştık. Tekne yanmıştı. Görüyorsun değil mi abi? Her zaman yolu bir bilenle çıkacaksın kardeş. Tabii Faik Bey'e de sevgiler. Faik Bey tabii. Faik Bey'e sevgiler. Faik Bey size de sevgiler, saygılar. Evet şimdi yakıt alacağız. Karnı acıktı. Hayvanı. Hayır. Hayvanın karnı acıktı. Kibidi kaçtı. Kaç ton? Bu kaç ton oluyordu beyefendi? Bir ton olur. Bir ton olur mu? Alır. Bir ton. Biz kaç mil geldik şu anda Çeşme Alıçatı'dan Bozcaada'ya kadar? 120 mil geldik. 120 mil. Takviyeler kaç para yakmıştır Bozca şeyden Alıçatı'dan buraya kadar? 600-700 litre falan. 600-700 litre. Kurdan hesaplayın. Çünkü kur sürekli şey yapıyor, değişiyor. 700 litre çarpı mazot kaç paraysa. Şimdi bak dolduracağız. Kardeşim bu kaç ton? Tanker. 30 ton mu acaba? Kaç ton? Kaç tondur bu tanker? Ha? Hangisi? Bu tanker. Kaç ton? Bayağı var burada. Vardır değil mi? Ulan buradan atlasam bir daha çıkamam ha. Ben para ödemiyorum. Para ödemiyorum. Ben burada biliyor musun? 3 saat. 3 saat. Salma. Yakıt mı alacaksın? Yakıt baba. Buraya liman. Nerede şey? Buraya marina değil liman. Tamam. Orası da liman. Kaç senedir ben buradan ücret alıyorum. Bir ücret alıyorum. Evet. Kavgalar var. Kavgalar çıktı. Yani ben çalışıyor da 300 lira. Aldı makineyi aldı. Ben bu kalk makineyi. Yok. Bedava. Para yok. Bak. Kaptan, burada bedava kimse kalamıyor. Yok mu da gitsinler? Yok. Abi telefonu şey yap. Kar çekiverim derim ya. Kar yok. Yok. Kar yok. 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 Yok.
Kaptan sen Deozor'larda mı kaldın? Ne yaptın sen ya? Ha? Her yerde bir bağlama ücreti vardı. Burası belediyenin yeri. Resmi bir yer. Bak bu üniforma var. Belediyenin resmi yeri. Buraya her giren para ödüyor. Anladın mı? Onu ben soracağım. Sor. Git kime sorsan sor. Elinden bırak da düşürürsün. İçin ikisini de yapamazsın. Düşürmem düşürürüm. Niye yapamazsın ikisini de ya? Buyurun beyefendi pompayı. Pompanın ucunu aldım. Pompanın ucunu aldın, hadi bakalım. Pompalayın. Pompanın ucunu aldın, dikkatli. Kontrolü önceden açıyorum, gönderiyorum. Basayım mı? Bastır. Bastır diyor. Evet. Oğlum yanlış yere koyma, su değil değil mi? Şşş, su tankı diye. Yok. Duş alırken. İşte abi. Onu da basayım. Nerede var? Basmıyor. Ama aktı herhalde, tapacaklı bastı. Basmıyor mu? Hava yapıyormuş. Hava yapıyormuş. Hava yapıyormuş. Bir yerine biraz bas, havasını alsın. Havasını al. Hava basıyor. Elinde havayı al, ondan sonra. Olaylar abi. Tevin çocuğu parasını vermiyorlar. Vermediler değil mi? Adam diyor kredi kartım var diyor. Adam biraz ters o adam. Çocuk da diyor ki buraya belediyenin yeri abi. Bak bunlar da giremedi. Kardeşim bu yakıt almak da ne zor iş ya. Yemin ederim abi, bu tekne işi bana göre değil abi. Ben sadece dümenciyim abi, başka işe karışmam. Dümeni tutarım. Bana rotayı belirler abi. O rotadan giderim abi. Bak giremiyor buraya şimdi. Bolca böyle duramayacağız. Hani içinde dolaşamayacağız, gideceğiz çünkü hava kokuyor. Eğer havaya yakalanırsak bir hafta gidemeyiz, İstanbul'a gidemeyiz. Zaten böyle giderse sabaha karşı İstanbul'dayız. Ulan şu dışarı çıkıp tekneyi şeye de çekeyim mi? Dışarıdan kavga var yine. Dur kavga var bak. İsim ver, makbuzum burada. Yasal iş yapmasa makbuz verme. Bu kadar mısın? Olaylar kavga var. Adam şey yapıyor abi. Belediyeye yaz para. Mavi masaya yaz. Bozca'da belli. Sima belli. Adım siyah. Öyle çıkar. Buradan çıkarmıyor abi. Çıkartışa çıkar. Evet tekneye bakıyoruz. Teknemizi dışarıdan. Bak böyle. Güzelmiş lan tekne. He? Bak bununla çıktık. Geliyoruz yavaş yavaş. Başka var mı? Tek depo mu? Adam parayı vermiyor değil mi? Hı? Adam parayı vermiyor. Öyle bir ihtimal yok. Çözmezdim ki öyle bir şey. Değil mi? Bekler burada akşama kadar sonra tam... Bir tekneye bakıyor. Transferci ki kendisini değil. He kendisini değil. Hayır abi. Ya biz nelerle uğraşıyoruz biz ya. Artistlik yapıyor abi. Her yerde olayı yakalarım. Hadi alalım şeyi gideceğiz, çıkacağız. Görüşeceğiz. Yine bir yakıtı aldık. İstikamet. İstanbul. Gidiyoruz. Dümenci dümene geç. Dümenci dümene geç. İstikamet. İstikamet Çanakkale çıkışı ve Çanakkale Liman. Sonra Ataköy Marina. Çanakkale'nin girişi Abidenin orası 1 saat. Neresi? Çanakkale'nin girişi Abidenin orası tam 1 saat sürecek. Yolculuğum. Güle güle Bozcaada. Yine geleceğiz. Bu arada şeyi söylemeyi unuttum. Bozcaada'dan kaçta ayrıldık? 3'e 10 kala ayrıldık. 3'e 10 kala ayrıldık. Ben Bozcaada'dan. Saatimiz 4:25 geçiyor ve Çanakkale Boğazı'na giriş yapıyoruz. Görüyorsunuz gibi tankerler de geçiyor. Ne oluyor burada şimdi? Pilot
pilot geldi. Kaptan pilotu boğazı geçirmiş olan kaptanı alacak oradan üzerine ve ondan ayrılacak. Bu arada sol tarafımızda şehitlik abidesi var. Abidesi evet. Oradan yürüyor aşağıya doğru. Alacak mı onu şimdi? Alacak. Bu oradaki kaptan pilot da kimse yanaşacak. Boğazı mı geçirdi onu? Evet. İndi mi? Daha inmedi. Şu an merdiveni... Çok zor iş ama ya. Düşme riski var, ölüm riski var. Efendim saat 8'e çeyrek var ve bakın biz neredeyiz? Çanakkale Köprüsü'ne geldik. Biraz sonra Çanakkale Köprüsü'nün altından geçeceğiz. Değil mi beyefendi? Evet, birazdan geçiyoruz. Peki nedir şimdi? İstanbul'a ne zaman varıyoruz beyefendi? Şimdi İstanbul'a 10.000'de seyrediyoruz. Marmara Adası'nı sıyırarak sıfırından geçip hedefimiz Ataköy Marina olacak. Ama tabii hava şartları ve dalga rüzgar bakacağız. En iyi şartlarda sabahleyin saat 8 veya 9 oradayız. Ataköy Marina. Efendim pazartesi akşam saat 7'de Alaçatı'dan çıktık. Bugün günlerden salı saat 8'de çeyrek var. Çarşamba sabahı 9 gibi şeyde mi olacağız? Ataköy Marina'da mı? Ataköy Marina'da olacağız. Şeyimiz de hızımız da 10 mil. Evet. Akıl kârı içtik yani. Kardeşim şey gibiyiz ya. O da bir saat uyudu, ben de bir saat uyudum. Yine uyuyacağız yine. Bir saat de nöbetleşe. Ama nedir kardeşim bu? Yani bundan sonra 10 mil gider tekneyle ben hayatta yolculuk yapmam yani. Ama bir şey daha söyleyeyim. 10 mil giden tekne hakikaten yol bitmiyor. 10 mille gerçekten yol bitmiyor yani. Yani bizim de yelkenimiz de var. Ama 10 mille gideceksen böyle eziyet oluyor. Kaç mil gitmek lazım? Yani minimum 15 gitmesi lazım. 15 giderse bak siz de keyif alırsınız, ben de keyif alırım. Herkes keyif alır. Esasında biz niye böyle acele ediyoruz biliyor musunuz? Esasında dura dura da giderdik değil mi? Evet. Yani. Mehramkale'de dururduk, Ayvalık'ta dururduk, Cunda Adası'nda dururduk işte. Her yerde şeyde dururduk, Bolcaada'da. Ama hava kopacak diye o yüzden gidiyoruz. Çarşamba hava gibi patlayacak çarşamba günü. Yoksa gidemezsek bir hafta tekneyi bir yerde bırakmamız lazım. 10 gün. 10 gün mü? 10 gün. Çarşamba günü saat 6'da, akşam 6'da rüzgar başlayacak. Ve başladıktan sonra baya baya esecek. Öyle 5-10-20 falan değil yani. 35-40'ları falan konuşuyoruz yani. Evet efendim. Hadi görüşeceğiz daha. Güneşi de göstereyim. Neyi? Güneşi. Güneşi mi gösterelim? Bir saniye bakın. Gün batıyor. Gün batıyor, biz hala yollardayız. Bu arada teknenin otomatik pilotu da bozuk. Artık bakın nasıl kullanıyor tekneyi bak. Abi böyle kullanıyor abi. Sana otopilot lan. Hadi görüşeceğiz. Thank you.
dinleneceğim, uyuyacağım. Sonra kalkacağım. Ah, dümene geçeceğim. Şimdi bende Gökhan var. Biraz uyuyacağım şimdi. Hadi bana Allah katıl versin. Olaylar oldu. Teknemizi çektik hemen limana. Bak morali çok bozuk. Ne oldu mantarlayacağız diye. Yok biz öyle kaptanız, böyle kaptanız. Falanız, filanız. Thank you.